Merhaba değerli dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Bir Gün Şah Gelecek adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi geçen hafta zenginler dedik. Bir zenginin hakkın şahlığına girmesi bir devenin iğne deliğinden geçmesinden bile daha zor demişti İsa. Ve talipler büsbütün şaşıyorlar. Diyorlar ki o zaman kim kurtulabilir? İsa diyor ki insan için bu mümkün değil. Ama hak için her şey mümkün. Şimdi Petrus herhalde düşünmüş. Biz her şeyi bırakıp senin peşinden geldik. Taliplerin olduk. Karşılığında neyimiz olacak? Şimdi Petrus biliyorsunuz çok açık sözlü biri ama bazen fazla açık sözlü. Yani beynini devreye sokmadan konuşabiliyor bazen, saçmalayabiliyor. Hatırlarsınız dağa çıkmışlardı. İsa'nın görünümü değişti. Hazreti İlyas, Hazreti Musa indi. İsa ile konuşuyorlar. Petrus diyor, aa ne güzel ziyaretgah yapalım. Burası ziyaret yeri olsun. İnsanlar buraya gelsin ziyareti için. Ufak kulübeler yapalım birer tane. Yani bir tanesi Musa için, bir tane İlyas için, bir tane senin için filan diyor. Saçmalıyor yani. Filtresiz, frensiz. Ağzını açıyor ne çıkarsa. Her neyse bu sefer İsa azarlamıyor. Diyor ki sizler ileride 12 tahtta oturacaksınız ve İsrail'in 12 kavmine hükmedeceksiniz diyor. Şimdi diyor ki biri benim uğruma kendi evini, kardeşlerini, ana babasını, malını, mülkünü, çocuklarını, evini, her şeyi feda ederse bunun 100 katını vereceğim diyor. Bu devran zengin sayılanlar, yaman böyle zengin insanlar, o dönem, o devranda en önemsiz olacaklar. Ama bu devran en önemsiz sayılanlar, o zaman en büyükler sayılacaklar. İsa'nın sözü. Her neyse bir deyiş çıktı, paylaşayım. Bir altyapı yaptım. Bir gün şah gelecek, devran dönecek. Canlar 12 tahta oturacak. Bir gün şah gelecek, devran dönecek. Canlar 12 tahta oturacak. Her şey ama her şey yenilenecek. Onlar 12 kavme hükmedecek. Her şey ama her şey yenilenecek. Onlar 12 kavme hükmedecek. Şah gelecek, her can boyun eğecek. Yaptıkları her fedaya değecek. Şah gelecek, her can boyun eğecek. Yaptığımız her fedaya değecek. İsa'nın uğruna kendi evini, kardeşlerini, ana babasını, İsa'nın uğruna kendi evini, kardeşlerini, ana babasını,
malının mülkünü feda edene. Devran dönünce 100 kat verilecek. Malını mülkünü feda edene. Devran dönünce 100 kat verilecek. Şah gelecek, her can boyun eğecek. Yaptıkları her fedaya değecek. Şah gelecek, her can boyun eğecek. Yaptığımız her fedaya değecek. Kervanım bu devran zengin yamanlar, en önemsiz olacak o zamanlar. Kervanım bu devran zengin yamanlar, en önemsiz olacak o zamanlar. Bu devran en önemsiz sayılanlar, o zaman en büyükler sayılacak. Bu devran en önemsiz sayılanlar, o zaman en büyükler sayılacak. Şah gelecek, her can boyun eğecek. Yaptıkları her fedaya değecek. Şah gelecek, her can boyun eğecek. Yaptığımız her fedaya değecek. Evet, Şahımız İsa bir gün gelecek. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz o beğeni düğmesi var ya, bir tıklayıverin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Ümitte kalın, sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.